Herkese merhaba. Biyoteknolojik İlaçlar Derneği ve Kanal Bu'nun ortak olarak düzenlemiş olduğu programımızın bu bölümünde psikiyatri profesörü Sayın Profesör Doktor Selçuk Aslan'la birlikteyiz. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Kendisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapıyor. Kendini daha yakından tanıyalım. Evet, ben psikiyatri profesörüyüm 2012 yılından beri. 2006 yılından beri de doçentliğimi almıştım. Gazi Üniversitesi'nde eğitim kariyerimi sürdürüyorum. 2000'li yıllardan beri de bilişsel davranışçı terapi alanında çalışıyorum ve bu alanda eğiticiyim. Birçok psikolog, psikiyatr arkadaşımızın terapi eğitimlerinde supervisor olarak görev almaktayım. Şimdi tabii benim özellikle çalıştığım alan insanın yaşadığı sıkıntılar, rahatsızlıklar, özellikle ruhsal rahatsızlıklarda yani işte depresyon diyoruz, ruhsal çöküntü ve kaygı sorunlarını. Bu sorunları anlamak ve bu sorunlarla nasıl baş edebilir bu konuda insanlara yardımcı olmak. Benim çalıştığım alan bu. Kendimi kısaca böyle tanıtabilirim. Peki, tam uzmanını bulduk o zaman. Hoş geldiniz tekrar. Ben bir soruyla başlamak istiyorum. Burada bu süreçte özellikle kaygıyla giderek yükselen kaygıyla ve streste nasıl baş edilebilir? Bunun anlamı bizim için ne olmalı? Bunu soracağım. Şimdi tabii her şeyden önce yaşadığımız bir salgın süreci, bir felaket süreci ve bunun yol açtığı bir stres tepkisi var. Şimdi bu stres tepkisinde neler var? Bir kere bir belirsizlikle karşı karşıyayız ve sürekli değişen bilgiler var ve yaşam tarzımıza bir müdahale var. Yani yaşam tarzımıza zorunlu olarak sağlığımız nedeniyle İşte bir evde kalma süreci, izolasyon ve insanların keyif alabildikleri, hayatlarını sürdürürken iyi hissedebildikleri etkinliklerin kısıtlanması. İşte dışarı çıkmak, bir yerlere gitmek, eğlenceli ortamlarda bulunmak. Bütün bunların hepsinin kapatıldığı bir dünyadayız ve insanların en büyük buradaki amacı hastalık kapmamak ya da birilerine hastalık bulaştırmamak ve sağ kalmak, var kalmak. Şimdi bir yandan bu var, bir yandan da çok büyük bir ekonomik kriz var, ekonomik bir buhran var. İşlerini kaybediyor insanlar, işsizlik var ve geleceğe dair de bunların kolay kolay düzelmeyeceğine dair haberler geliyor. Dolayısıyla bu da ikinci bir olumsuz etki oluşturuyor. Hatta bu Yani süreçte, pardon kusura araya gireyim devam bu. et lütfen, özür Yo dilemeye yo bu gerek yok. süreçte şey var hani işlerle ilgili işine dönemeyecek olanlar bile var bu dönemde. Gerçekten Evet. bu da kaygı ve stres yaratıyor görebildiğim kadarıyla. Bu da ikincil olarak insanların kaygılarını artıran bir şey. Şimdi bu kaygı sürecinde asıl gelişen başka bir şey de bir tahammülsüzlük süreci. Yani sıkıntıya tahammül edememe ya da en ufak bir sıkıntıyı tolere edememe. İnsanların kabul çizgilerinin daraldığını görüyoruz. Yani karşılarına gelen sıkıntıları karşılama, tolere etme ve onunla üzerinden aşma konusunda biraz tahammülsüzlüklerin de arttığını görüyoruz. Şimdi öte yandan burada tabii bu süreci yaşayan yaşlılar en büyük riski altındaki grup ve 2 aydır, 2,5 aydır, 3 aydır dışarı çıkamıyorlar. Ve bir şekilde kendilerini kurban psikolojisi içinde görüyorlar ve hiçbir temasları, hiçbir iletişimleri kalmamış durumda. Sadece telefonlarla iletişim halinde. Öte yandan 20 yaş altı gençlerin ki enerjik ve hareketli bu grup biliyorsunuz ve birebir arkadaşlarıyla temas halinde olup hayatı yaşamak istiyorlar. Şimdi bütün bunların da kısıtlandığı bir dönem var. Okul çağı çocuklar ve işte liseyi de kapsayan bir şekilde hepsinin online'a döndüğü, eğitim ihtiyaçlarının online bir şekilde karşılanmaya çalışıldığı ve bir süreç yaşıyoruz. Öte yandan sınava hazırlanan, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin yaşadığı zorluklar var. Baktığınızda her katman bu süreçte kendi açısından çok zorluklar yaşadı. Neden? Çünkü yaşamak için var olan gereklilikler ve aslında iyi bir şekilde yaşamı sürdürüp insanı ödüllendiren ve insanı besleyen kaynakların sınırlandığı bir döneme giriyoruz. Bunun doğal sonucu da ne oluyor?
aslında başlangıçta stres kaygı, endişe, beklenti kaygısı varken sonra artık yavaş yavaş bir umut çöküntüsü, umut kaybı, bir moral motivasyon kaybı, bir depresyon sürecine doğru insanları getirdiğini görüyoruz. Ben şimdi burada çok karamsar bir tablo çizmiş gibi görünmeyeyim. Bu tabii bunu bir çan eğrisi olarak düşünün. Bunu çok yoğun yaşayanlar var, çok hafif yaşayanlar var. Bir şekilde her insanın bununla baş etme kapasitesi farklı. Biz buna esneklik diyoruz, adaptasyon kapasitesi diyoruz. Şimdi dikkat ettiyseniz birçok insan bu yeni sürece uyum sağlamak için çaba gösteriyor ve uyum sağlayabiliyor. Ama uyum sağlayamayanlar da ve bunda zorlananlar da var. İşte o zorlanan kesim, zorlanan insanlar bir şekilde bu konuda yardım almaya da çalışıyorlar. Ama yardım yolları da sınırlanmış durumda. Yüz yüze görüşmelerin, yüz yüze psikiyatrik değerlendirmelerin de sınırlandığı bir dönem. Doktor hizmeti almanın da belli kısıtlara bağlandığı bir dönem. Dolayısıyla zor bir dönem yaşıyoruz. Yani bireysel insan sağlığı açısından ve ruh sağlığı açısından bence zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyebilirim. Peki bu dönemde çevremizde böyle biri olduğunda ki olmama ihtimali hemen hemen hiç yok. Söylediklerinizden bunu anlıyorum. Zaten süreçte bunu gösteriyor. Bu anlamda bu insanlara nasıl yaklaşmak lazım sizce? Güzel. Bence önce, her şeyden önce bir kere bir empati yapmamız gerekiyor. Bu ailemizden birisi olabilir. Bu kendimiz de olabiliriz. Bu çocuğumuz olabilir. Büyüğümüz olabilir. Ve neden sıkıntılı olduğunu ya da neden tahammülsüz olduğunu ya da neden bu kadar çökkün olduğunu önce anlamak için sorular sormalıyız ve onun kaynaklarını beraber bulmaya çalışırız. Biz terapi sürecinde de böyle yaparız. Yani onun açısından olaylar nasıl gelişti ve neden bu kadar kötü hissediyor? Bir kere bunun bir haritasını, gelişim haritasını beraber çıkartırız. Ondan sonra da sürecin duygusal, olumsuz duyguların yoğunlaşıp böyle devam etmesinde katkısı olan etkenler neler? Değiştirebileceklerin neler, değiştiremeyeceklerimiz neler? Bunları ayırmaya çalışırız. Yani işte bazı gerçekler var. Yani bütün bu olanlar komplo teorisi deyip işin içinden çıkamayız. Böyle bir şey yok. Bunlar gerçek, bunlar realite. Yani karşımızda böyle bir felaket var ve dünyayı dönüştüren bir virüsle karşı karşıyayız. Alışkanlıklarımızı, davranışlarımızı. O zaman demek ki bu yeni hayata, yeni sürece uyabilmem lazım. Peki neden uyum sağlayamıyorum? Peki beni ne zorluyor? Peki orada beni zorlayan etkenlerden hangilerini değiştirebilirim? Peki benim bireysel olarak yaptığım şeyler neler? Bence ben daha çok oraya bakıyorum tabii bu süreci konuştuğumda. Kişi kendisi ne yaparak durumu zorlaştırıyor, ne yaparak kolaylaştırabilir? Aslında anahtar nokta budur. Biz bunu çalışırız. Biz buna sürdürücü etkenler diyoruz. Mesela kaygı sorunu yaşayan kişiler kendilerine çok odaklanarak ve sağlık kaygılarını çok yüksek bir şekilde yaşayarak bir anlamda gerçek meseleden uzaklaşıp dikkatini kendisine çok yönlendirir. İşte mesela panik atakları yaşayabilir, panik nöbetler yaşayabilir ya da işte hastalık korkuları içinde günlerini kendisine zehir edebilir. Ya da amaçları bozulan, hedefleri bozulan insan moralini ve motivasyonu tamamen dibe indirerek artık hiçbir şeyin bir anlamı yok. Benim yaptığım şeyler de hiçbir şey yaramayacak. Bundan sonra benim için de hiçbir şey olmayacak. Bu dünyada yaşamanın da bir anlamı yok. Tam böyle depresif, karamsar bir yere gitmiş. Şimdi aslında şartlar her ne kadar istediği gibi olmasa da mükemmel olmak zorunda değil. Yeni şartlara nasıl uyum sağlayabilir insan? Bence önemli olan bu. Bunu çalışırız. O zaman uyum sağlamanı ne bozuyor? Senin bu mükemmellik arayışın bozuyor. Ya da senin karşılaştığın bu zorluklarda her şeyin tamamen bittiğini düşünmen ve buna çok fazla inanman. Çok fazla inanman kendi moral motivasyonunu bozuyor. Dönüp kendine bir de benim bu sıkıntım ne olacak, bu halim ne olacak, bu moralim niye düzelmiyor diye bunu bir yükseltirse kişi kendi kendine, ineleyici, olumsuz düşüncelerle kendi ruhsal durumunu çok fazla ön plana koyup kendine çok fazla odaklanırsa
o zaman depresyon gelişiyor. Biz buna zaten depresyonu kendini yürüten süreci diyoruz. Ben Peki öyle diyorum. şöyle. Yani depresyon kendi kendini yürütmeye başlıyor, sürdürmeye başlıyor. Çünkü insan dış dünyaya kendisini kapatıp kendi olumsuz önyargılarıyla kendisine ve hayata bakmaya başlıyor. Terapide bunları kaldırmaya çalışıyoruz. Farklı bilgiler alarak yeni duruma nasıl uyum sağlayabiliriz ve çıkış yolları neler olabilir? Bunları birlikte danışanla çalışıyoruz. Peki şunu soracağım, bilmiyorum bu gözlemi paylaşır mısınız ama insanlar ya da bireyler diyelim bir psikiyatriste geldikleri zaman daha kendilerini açıyorlar bazı şeylere. Ama günlük yaşamda evde bazı insanlarla yaşamı paylaşırken aynı derecede açık ve net olmayabiliyorlar. Çeşitli nedenlerden dolayı. Ve bunun Evet. sonucunda da gerek hani aile içi şiddet diye tanımladığımız bir kavram var. Gerek ebeveynlerden, gerek çocuklardan zaman zaman duygusal patlamalar gelebiliyor ve bunun istenmeyen sonuçları olabiliyor. Bu konuda özellikle hekime başvurana kadar, yani hastaneye başvurana kadar bu olaylarla başa çıkma konusunda Evet. halka neler önerirsiniz özellikle? Bu söylediğiniz gerçekten böyle oluyor. Neden böyle oluyor? Çünkü aynı ortamı yaşayan insanların birbirleriyle kaçınılmaz olarak çıkar çatışmaları olabiliyor. Ya da birbirlerine tahammül güçleri azalabiliyor. Şimdi bence bunların hangi noktalarda yoğunlaştığını görüp orada bazı tutum değişikliklerine gitmek mümkün olabilir. Bunlardan birisi örneğin bir konuda babanın bir fikir söylemesi ve bu fikrine inanması. Gencin, evdeki gencine farklı bir şey söylemesi. Aralarında fikir çatışmasının, değer çatışmasının yükselmesi mümkün. Şimdi böyle durumlarda bunu fark ettiğiniz zaman bu konuda mücadele etmenin ya da tartışmanın yararlı olup olmadığına bakmamız lazım. Eğer yararlı değilse o zaman bir adım geri çekilmek ve bu konudaki tartışmaları ertelemek güzel bir çözüm olabilir. Yine gençlere ve yaşlılara evin düzeni konusunda söz hakkı olma için imkan verilir. Yani mobilyaların yerleştirilmesi, oda seçimi ya da o ev nasıl kullanılacak, saatler nasıl ayarlanacak işte bu küçük düzen konusundaki bu küçük adımlar da bence ev halkının ortak kararlar vermesi lazım. Bir kişinin karar alıp da diğerlerine dayatması çatışmaları doğurur. Yani insan psikolojisinde tabii hemen burada gerilim ve kutuplaşmalar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla uzun süre evde kalma süreçlerinde bunun en güzel yönetimi demokratik bir şekilde evdekilerin ihtiyaçlarına bakıp bu ihtiyaçlar nasıl karşılanabilir? Aile meclisini toplayıp konuşmakla bu olabilir. Yani biraz aslında ben şunu öneriyorum. Kriz toplantısı, sorun toplantısı yapıp eşit bir şekilde söz hakkı vermek. Gençlere de, yaşlılara Evet, bu da. toplantı olgusu gerçekten önemli gibi duruyor. Hani birçok filmde falan da görüyoruz bunu, yabancı filmlerde özellikle. Hani bir araya gelelim, önemli bir karar alınacağı zaman bütün Tabii. aileleri buna katılsın gibi şeyler var. Bu konuda özellikle şunu da sormak istiyorum. Tam yeri gelmişken, gerçi bir şeyler söylediniz ama bu konuyu biraz daha açmak anlamında. Özellikle başka evlerde yaşayan aile büyükleri, yani 65 yaş üstündeki insanların bu sokağa çıkma konusundaki kısıtlamalarla da birlikte bir miktar kendilerini izole hissettiklerini, uzak hissettiklerini ve zaman zaman böyle yardım istediklerini duyabiliyoruz. Birçok yerde bunun bilgisi var. Sosyal medyada çıkıyor, internetten var, basında çıkıyor. Lütfen sesimizi duyun ifadelerini sık sık duyabiliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya ben şöyle gözlemliyorum. Yani şimdi bugün gerçekten 65 yaş üstü ve daha ileri yaştaki büyüklerimiz, insanlarımız kendilerini bir kurban gibi görüyor. Zaten o biliyorsunuz yaş ilerlemesiyle beraber hepimiz ölüm duygusunu, ölümün gerçekliğini daha yakından fark ediyoruz. Hastalıklar artıyor. Şimdi birdenbire de karşıya böyle bir virüs çıkıyor ki işte yakalananların işte önemli bir kısmı yaşı da ileri ise ciddi derecede hastalandırabiliyor. Yoğun bakımlara girebiliyor. Ölüm riski yüksek. Dolayısıyla
kendini kurban gibi hissettiğini düşünüyorum. Ve burada iki tür psikoloji var. Bir, çok fazla tedbir alıp aşırı bir şekilde kendini izole eden ve hiçbir şekilde dışarıyla temas kuramayan ve verilen izinleri de kullanmayan, 3 aydır kendisini eve kapatan yaşlılarımız var. Bir de hiç bunlara önem vermeyen, bunları dikkate almayan, bana bir şey olmaz diyen, ben kendi ritüellerimi, kendi geleneklerimi yerine getireceğim, işte elimi öptüreceğim, toplu halde arkadaşlarımla görüşmeye gideceğim diyenler var. Herhalde orta noktayı, makul noktayı bulmak lazım. Yani makul nedir? Bunu da söyleyebilecek olan hekimler. Hem uzmanlar, hem medyada bunu bilgilendirenler, hem de aile hekimleri bence bu konuda çok iyi bir rehber oluyor. Çünkü halk, toplum bilgi kaynaklarını bir hekim kadar, bir bilim adamı kadar iyi ayırt edip oradan bilgiyi süzüp alamayabilir. Çünkü o konuda bir eğitim almamış. Ama evet, hekimler bu konuda iyi eğitimler almışlar ve bu konuyu topluma anlatmak, riskleri ve nereye ne kadar olabileceğini anlatmakla da görevliler. Dolayısıyla doktorun, hekimin ciddiyetle toplumu bilgilendirme görevi var. Ve bu süreçte de ben bunun yapıldığını düşünüyorum. Yaşlılarımız için tabii teknolojiye uyumu öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tekrar sorunuza döneceğim. Yani online görüşmeler yapabilme, teknoloji becerisini geliştirebilme. Kolaylaştırıldı artık bunlar. Çok kolaylaştırıldı, evet, bir tuşla. Ve bunlar da aslında insanları çok tabii fiziksel birebir karşılaşmalar kadar olmasa da dostlarıyla, torunlarıyla, akrabalarıyla bu görüşmeleri bu şekilde hemen her gün yapmaları moral ve motivasyonlarını yüksek tutacaktır. Yine bence güneş ışığı, basit öneriler söyleyeyim çok kolayca. Çok iyi olur. Güneş ışığı almaları lazım ve her gün 3-4 bin adım atmaya çalışmalılar. Ne demek bu? Yani demek ki evin içinde bile olsan yürüyüş yapacaksın, adım atacaksın, yer hareketleri yapacaksın ve bir şekilde egzersizle kendini zinde tutması gerekiyor. Güneş ışığını da en az 45 dakika kadar, 1 saat kadar alması gerektiğini ve beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Peki bu süreçte özellikle psikiyatrik alanda ilaç desteği önerir misiniz? Şimdi şöyle, yani öncesinden getirilen sorunlar yoksa ya da işte depresyona girme eğilimi vardır, depresyonu çok yoğun bir şekilde yaşıyordur, biz orta ve üzeri derecede depresyonlarda ilaç desteği öneriyoruz. Ya da kaygı o kadar yoğunlaşmıştır ki kişi patolojik derecede kaygı yaşamaktadır ve bir şekilde şimdiye odaklanamamaktadır ve şu anda işlevsel olamamaktadır. Şimdi her iki durumda da işlevselliğin bozulmasıyla beraber o zaman bir yardım almak, ki bu yardımlar online de olabiliyor ve gerekiyorsa o zaman bir ilaç eklenmesi tabii çok dikkatli bir şekilde, yani diğer ilaçlarının da listelenerek, bunlara bakılarak ilaç etkileşimlerinin, evet, ve ilaç yan etkilerinin de dikkate alınarak planlanması gerekebilir. Ama dediğim gibi çoğunlukla benim burada konuştuğum şeyler ilaç dışındaki yöntemler. Hı. Mesela sabah kalktığınızda, yani 2 aydır evdeyim, daha 2 ay daha evde kalacağım, bu süre nasıl geçecek diye sakın, yani böyle bir düşünceye saplanmak yerine, bu 24 saatte ben neler yapacağım, bugünkü küçük hedeflerim neler, yani büyük benim hayatta yapmak istediğim bir takım amaçlarım ve beni ben yapan bir takım özellikler vardır. Onlar için ben bir şeyler yaparım. O yapacağım şey neyse ona dönerim ve onu yaparım. Bu bir yazı yazmak olabilir, bu kitap okumak olabilir, ne bileyim bir şey boyamak olabilir ya da çiçeklerinle uğraşmak olabilir. Ben bu konuda hobi oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda ciddi eksikliklerimiz var. Yani bizim toplumumuzda bir işle herkes kendisini mutlu ediyor. Emekli olunca da ya da bir köşeye çekilince de yapacak hiçbir şey bulamadığında boşluk büyük bir sıkıntı kaynağı. Tekrar ediyorum, vurguluyorum. En büyük mesele boş kalmak ve yapacak bir şeyin olmaması. O zaman demek ki bizim her zaman kendimizi iyi hissettirecek, yapabileceğimiz etkinlikler içinden A, B, C planlarımızın
olması Olması gerekir gerekiyor. ve kendimizi zenginleştirmemiz gerekir. Peki, aslında bu yani bu görüşler çok önemli bence. Çok teşekkür ederim bizimle paylaştığınız için. Çünkü önümüzdeki süreçte bu kısa sürede sonuçlanacak gibi durmuyor. Yani bu süreç devam edecek gibi duruyor. Dolayısıyla bu amaçla yapılan önerilerin geçerliliğinin daha sonra da devam etmesi söz konusu. Bu Evet. konuda da gerçekten bilgilendirmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle olacak, muhtemelen dışarı çıkma izinleri normalleşme sürecinde gelecek ama biliyorsunuz, yani bunu siz daha güzel izah edersiniz. Belli kurallarla, belli limitlerle hep davranmak zorunda kalacağız toplum olarak. Evet, yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak lafı tam herhalde bu Evet. dönem için çok uygun bir ifade olarak karşımıza duruyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İsterseniz gençlerle ilgili de birkaç cümle Tabii ekleyelim. ki, Öyle tabii ki, tamamlayalım. tabii ki. Yani şimdi gençler zor durumda. Neden? Çünkü orta yaşlılar gibi yaşamın bir anlamda tecrübelerini tamamen karşılaşmamışlar ve onların karşılaştıkları belki de en büyük zorlu süreçlerden birisi bu oldu. Yani böyle bir süreci yaşadılar. Ve evde kalman, dışarı çıkamazsın, evde kalacaksın dediğin zaman dolayısıyla birçok iyi hissettiren etkinlikten, aktivitelerin hepsinden uzak kalıyor. Arkadaşlar çok önemlidir gençler için. Arkadaşlarından, onlarla etkileşiminden uzak kalıyorlar. Ve bence bu anlamda da biriken enerjilerini ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Bu biriken enerji evde çatışmalara da yol açabiliyor. Bence bir şekilde gençlere bu konuda rehberlik yapmak lazım. Yani bu önünde şöyle bir süre var. Bu süreyi nasıl iyi değerlendirebilirsin? Gel bu konuda senle biz bir sohbet edelim. Şimdi etkin zaman ayırmak dediğimiz şey bu. Bir şekilde ona ilgi göstermek, onun hangi aktivitelerden, nelerden zevk aldığını bilip bunları düzenlemesi için bir anlamda beraber bir çalışma yapılabilir. Bu çalışma yaparken hiçbir zaman zorlama, dayatmacı değil de hep avantaj dezavantajlara bakarak. Yani böyle bir sorun var. Senin elinde şunlar var. Peki bu durumda bunları yaparsan ne kazanırsın? Bunları yapmazsan yaparsan ne kaybedersin? Kariyer planlarken de aynı şekilde. Yani gelecekte ne yapmak istiyor? Hangi alana yönelecek? Hangi bölüm seçecek? Bu konularda ben şöyle bir yaklaşımdayım. Gençlere bir şeyleri dayatmak yerine onların fikirlerini alıp bu hayatı onlar yaşarken nelerle karşılaşabilirler? Bunların, bu seçeneklerin artılarını, eksilerini konuşalım diyorum ben. Şimdi bizim buradaki temel sorunumuz, biz büyüklerin çok fazla öneriler vererek, çok fazla dayatmacı bir şekilde onları baskı altında bir şeyleri yapmaya zorlamamız. Yani şunu kastediyorum, bunu yapacaksın, bu iyidir, bu yoldan gitmelisin. Ama şimdi böyle dediğin zaman karşıdaki tarafta ne oluyor? Bir direnç gelişiyor. Direnç gelişiyor, doğru. Yani direnç gelişiyor. Diyelim ki yapmaması gereken bir davranış var. Onu kasıtlı olarak inadına daha çok yapabiliyor. İşte eve geç gelme davranışı, istemediği birisi, mesela birisini onaylamıyorsunuz, ondan görüşüyor. Evet. Ondan daha çok görüşmeye devam. Çünkü kendi kimliğini, kendi varoluşunu bunu yaparak ortaya koyuyor. Sizinle bir mücadeleye girebiliyor. Bunu kırmanın yolu, ona karşı değil, onun yanında olduğunuzu göstermenin yolu dayatmacı, otoriter yaklaşımdan vazgeçmektir. Birçok krizin nedenini ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu da böyle eklemek Peki, istedim. Çok çok teşekkür ederim. teşekkürler, sağ olun. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Bu süreçte yaşadıklarımızı şu ana kadar anlattınız, gayet de güzel özetlediniz aslında. Bundan sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor? Bu konudaki görüşlerinizi de almak istiyorum. Size göre ne yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım? Bence bundan sonra bizi daha online bir dünya bekliyor. Daha bireysel alanın daha genişlediği, daha insanların biraz daha izole oldukları ve bir şekilde sosyal etkileşiminde sınırlandığı, bunun yerine daha online etkileşimlerin arttığı bir dünyaya doğru yürüyoruz. Tabii hep söylememe gerek yok ama turizmin, eğlence sektörünün, insanların mutlu olduğu, keyif aldığı sektörlerin çok daraldığı ve çok pahalılaştığı bir dünya. Seyahat sektörünün çok pahalılaştığı bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Evet, hep diyeceğiz işte bu 2020'den önceki hayatımız
Ne kadar güzeldi, neler yapardık. Şimdi bunları yapamıyoruz. Evet. Eskiden bunları da mı yaparmışız? Vay be filan dediğimiz günler yaşayacağız. Peki daha erken mi nostaljik duygular ağır basmaya başlayacak sizce? Yani nostaljiyi yaşayacağız ama benim tahminim Zafer Hocam aşı geliştirmeleriyle beraber belki tekrar ilerleyen yıllarda eski sosyal hayatımıza kavuşabiliriz Peki, çok diyerek teşekkür ederim. umudu kara şöyle bir cümleyle bitireyim. Umudu karartmayın. Umudu yeşertelim ve moralimizi bu kadar da bozmayalım diyorum. Bozmuyorum. Peki, çok Hoşça teşekkür kalın. ediyoruz. Çok sağ olun. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür Sağ olun. ediyoruz. İnşallah daha sonra uygun bir zamanda tekrar bir arada Tekrar oluruz. hocam. Olur. Teşekkür ediyorum. Evet. Programımızın bu bölümünde Profesör Doktor Selçuk Aslan psikiyatrist kendisiyle bu süreci ve bundan sonraki bizi bekleyen hayatın gerçeklerini diyelim konuştuk. Vermiş olduğu değerli bilgiler için ve yayınımıza katılma teklifini kabul ettiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diyoruz. Hoşça kalın.